Bey, 11 yıldır belediye otoparklarının kiracısıydınız. Durumu, süreci bize anlatır mısınız? Neler yaşandı, neler oldu? Şimdi ben öncelikle Yüce Türk Adaleti'ne doğru düzgün bir karar verdiği için onlara teşekkür ediyorum. Sonra da avukatlarım Recep Adıgüzel ve Tayyar Ünsal'a da çok teşekkür ediyorum. 2004 yılından beri Sarili Belediyesi'nin yerleşik düzen olan otoparklarının işletmeciliğini yapıyorum. Bugüne kadar 1 Ocak 2015 tarihine kadar hiçbir Salihlili hemşerimizden eleştiri almadık. Belediyeye bizimle ilgili hiçbir şikayet gitmedi. Ve Türkiye'de örnek olacak bir otopark işletmeciliği yaptık. Türkiye'ye örnek olacak. Bırakın Salihli, Manisa'yı. Bir tek hakkımızda, işletmeciliğimizle ilgili, personelimle ilgili bir tek şikayet yok. Malum otoparklar şehrin dışarıdan gelenleri için İlk intibaların oluştuğu yerdir. Ve biz bu intibaların hep olumlu olması için çaba gösterdik ve başarılı olduk kanaatindeyim. Bugün halen bizim müşterilerimiz bizi arıyorsa ve bize üzüntülerini bildiriyorsa bizden alınmasından dolayı otoparkların ve bizi özlediklerini, beklediklerini söylüyorlarsa bu bizim iyi bir işletmecilik yapmamızdan kaynaklanıyor. Ayrıca biz sosyal belediyeciliği de belediyecilik gibi sosyal otoparkçılık da yaptık. Fakir fukara olup da, öğrenci olup da, muhtaç olup da hiç kimseyi kapımızdan geri çevirmedik. 113 civarında çocuğa burs verdik toplam. Öyle 25 lira 50 lira değil. En düşüğü 150 lira, 200 lira, 250 lira, 300 lira şeklindeydi bir kişiye verilen. İyi bir işletmecilik yaptık. Ancak 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra Sarıyer'de yönetim değişti belediyede. Herkes benim CHP'li bir belediyeden tavassutla aldığımı düşünüyorlardı. Halbuki öyle hiçbir şey yoktu. Ben en yüksek parayı verdim, öyle aldım otoparkları. Çok iyi de işletmecilik yaptığım için ne belediyeye ne halka hiçbir sorun getirmediğim için hep belediye başkanları kendileri süremi uzattılar. Ben gidip de hiçbirinden benim süremi uzatın demedim. Onlar iyi bir işletmecilik olduğunu herkes gibi onlar da gördüler ve uzattılar. 30 Mart seçimlerinden sonra ise yönetim değişti. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Atatürkçüyüm. Günlük yaşantımda da, iş hayatımda da çok önem verdiğim Atatürkçülüğü iş hayatımda da hayata geçirmeye çalışan insanlardan bir tanesi. Bunu benim personelim de bilir, yakınlarım da bilir. Beni tanıyan insanlar iyi bilir. Bir müddet geçtikten sonra yeni yönetim, belediyenin en alt birimlerinde çalışan bir şahıs benim personelime 15-20 gün içerisinde otoparkları sizden alacağız diye bir laf söylüyor. Personelim de bana söyledi. Ben de bunun olamayacağını, bir söylenti, rivayet olduğunu söyledim. Ama personel ısrarla git bir öğren dedi. Gittim belediye başkanımıza. Böyle bir şeyler duydum. Varsa böyle bir şey sizden duymak için geldim buraya dedim. Benden duydun mu böyle bir şey? Hayır duymadım ama varsa duymak için geldim dedi. Nuri'cim nasıl oluyor da halkın verdiği bu yetkiyi ben yardımcılarımla bile paylaşmıyorum. Böyle bir personel böyle bir şayiye çıkartıyordu. Ama ismini sormadı. Benim kafamda bir soru işareti oluşmuştu zaten. Ne kadar süren var dedi. 18 ayım var dedim. Süren bitinceye kadar hiçbir sorun yok. Git huzur içerisinde işine bak dedi bana. Ben de geldim iş yerime. Arkadaşlarımla da paylaştım konuyu. Aradan 17 gün geçti. Bana bir mektup geldi. Zabıta getirdi. Mektupta diyor ki işte bazı kanun maddelerini falan sıralamışlar. Ve 27 Aralık'ta ihaleye çıkacağız. 30 Aralık'ta orayı terk et. İhtaren bildiririz demiş. Sanki sıkı yönetim komutanı.
Bundan bir mektup almışım gibi geldi bana. Ben bu Salihli'nin bir vatandaşıyım. Bu belediyenin de bir mensubuyum. Belediye adına otoparkları işleten bir insana, 11 yıl başarılı bir işletmecilik yapmış bir insana böyle bir mektup. Hiç beklemediğim bir şey. Neyse biz konuyu yargıya taşıdık. Yargı önce ihtiyati tedbir kararı koydu. Sonra belediyemiz itiraz etti. Ve aynı mahkeme görevsizlik kararı verdi. Adres olarak da Bölge İdari Mahkemeyi gösterdi. Ancak biz hem sözleşmemizde olduğunu, itilaf halinde Salihli mahkemeleri yetkilidir diye bir maddemiz var. Bundan da öte buranın yerine burası olduğunu ısrar ettik. Ve Yargıtay'da müracaat ettik. Bugünkü alınan karar Yargıtay'dan gelen karar çerçevesinde verilmiş bir karar. Ve bir süreç sonunda bugünkü neticeyi aldık. Ve otoparkların geri iadesi kararı verildi. Bu tabii bizim için çok sevindirici bir olay. Ben çok mutlu oldum. Yine o personelime. Şimdi bundan sonra, bu mahkemenin verdiği karardan sonra gelişmeleri, bundan sonraki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Sayın Zeki Kayda yargı kararı olmadan ve mülki amirin de yetkilerini kullanarak ya da haber vermeden ona bizi kendi adamlarıyla, yani zabıtasında yargı kararı olmadan çıkarttı otoparklardan. Aslında sözleşmesi süren bir yer için, devam eden bir sözleşme için, süresi devam eden bir sözleşme için böyle bir hakkı, yetkisi olmadığını ben biliyordum. Belediyede çalışan bir müdüre de bunun çok yanlış yaptığınızı anlattım. Demek ki o müdür çıkıp belediye başkanına anlatmadı durumu. Çünkü bu konuda Yargıtay'ın da kararları olduğunu anlattım ben. Çok güzel bir şekilde de ifade ettim. Ben kendim de araştırdım. Siz yanlış yapıyorsunuz. İleride bunun telafisi zor olabilir diye ikaz ettim. Çünkü belediye başkanına çıkıp anlatma şansımız yoktu. Hatta bir seferde çıktım ona. Nuri'cim, hukuk ne diyorsa o dedi bana. Onun dışında çıkamayız dedi. Hukuk o değilmiş de yani. Şimdi hukukun ne olduğu çıktı meydana. Yine de ben de aynı şeyi söylüyorum. Hukuk ne diyorsa o. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Bugün 3. dünya ülkelerinde bile ya da Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bile devam eden bir sözleşmesi olan bir kira sözleşmesini yargı kararı olmadan kendi gücünle çıkartmak diye bir şey söz konusu bile olamaz. Burada uygulandı ve bunun neticesine de hepimiz katlanacağız. Ha, şu an için mahkeme kararında temiz yolu açık olmak üzere diyor. Ancak şöyle bir şey de var. Temiz zaten bu karar Yargıtay'dan gelen karar çerçevesinde alındı. Dolayısıyla zaman kazanmak için belki temize de gidebilirler. Hiçbir şey değişmez. En fazla bir ay, bilemedin 45 gün. Bir zaman kazanmış olur ama şeyi değiştirme şansı yok artık. Kararın özünü değiştirme şansı yok. Karar net bir karar bizler açısından. Bu arada yaşadığımız bir şeyi de anlatmak isterim ben. Buradan ekmeğimizi elimizden aldılar. Kışın bizim bu bölgede Ocak ayına zehmeri ayı denir. Zehmeri ayında bizim ekmeğimizi elimizden aldılar zorla. Ben bir başka ekmek kapısı açmak istedim. Onun da pergülasını başıma yıktı Sayın Zeki Kayda. Bana ekmek vermek istemedi sahilde. Sebebini de anlayamadım, halen de çözemedim. Nedir bu CHP düşmanlığı, CHP'lilere karşı düşmanlık? Bunu ben çözemedim. Kafamda hep soru işaretidir bu benim. Neden? Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Bu cumhuriyeti kuran bir partinin arkasından gitmek, Atatürk'ün arkasından gitmek bir suç mudur?
Ne, bu bir suçsa biz bu suçu hep işledik. Bundan sonra da işlemeye devam edeceğiz. Bunu suç unsuru görüyorsa, zaten bu alınan, yapılan işlerin tamamı siyasi ve keyfi bir karar neticesinde oldu. Yani 3-4 tane avukatı olan, birkaç tane danışmanı olan, 4-5 tane yardımcısı olan, birkaç tane bilemiyorum müdürü olan, yöneticisi olan bir yer böyle bir işlemi neden yaptığını ben hep merak ederim. Tek sebep buluyorum. İşte bizim CHP'li olmamız, Atatürkçü olmamız, başka hiçbir şey yok. Bulamıyorum. Allah büyük. Arada bir durduk da dinledim. Çünkü otopark firması otoparkta işletmecilerine devam ediyor. Bunun size devri söz konusu mahkeme kararıyla. Bundan sonraki olabilecek olan süreci de bize kısaca özetlerseniz. Şimdi mahkeme kararında icra müdürlüğü bize teslim edecek burayı. Otoparkların her üçünü de. Şu anki işletmeciyle bizim bir ilgimiz yok. Artık o belediyenin onlarla nasıl anlaşır, anlaşamaz onu bilemem. Bizi de ilgilendiren bir konu değil o. Bizi ilgilendiren bölümü mahkeme bir karar verdi. Bu buranın kiracısı Nuri Kaya'dır dedi ve yanlış yapmışsınız dedi belediye. İcra müdürlüğü kanalıyla burayı boşaltacaklar ve bize gerekçeli karardan sonra 15 gün içerisinde bize teslim etmek zorundalar. Kanun bu. Mahkeme bu kararı verdi. Bunun dışındaki gelişmeler bizi ilgilendirmiyor. Onlar kendi aralarında nasıl hallederler onu bilemem. Ama biz, ben yapılan, kendime yapılan işlemleri hiç hukuki bulmadığım gibi hiç vicdani de bulmadım bugüne kadar. Ben haklarımı bundan sonra doğabilecek, doğan, daha avukatlarımla tekrar değerlendirme yapacağım. Ayrıca bir ceza davası da açmayı düşünüyorum. Değerlendireceğim avukatlarımla. Çünkü yapılan işlem bir suç. Yargı kararı olmadan bizi buradan çıkartmak ve mülki amirin yetkilerini kullanarak çıkartmak, kendi adamlarıyla çıkartmak, bunların hepsi birer suç. Bu mahkeme kararıyla sabit hale geldi. Bu suçun ayrıca cezai bir boyutu da var. Ben henüz bir bu kararı bekledik hep. Bu karardan sonra avukatlarımla değerlendirme yapacağım. Gerekirse bir ceza davası da açacağım. Hani tazminat haklarım tabii ki onlar saklı kalmak kaydıyla. Onları mecburen açacağız. Çünkü bizde tam bir yıl olacak önümüzdeki ayın son itibariyle. Bir yıldan beri ben ve personelim mağdur edildik. Bu bilmeyerek yapılmış bir iş değil. Çünkü belediye başkanımızın emrinde 3-4 tane avukat, kaç tane danışmanı var bilemiyorum, yardımcıları var, müdürleri var. Olmadı dışarıdan destek alabilecek yapıları var. Bu kadar büyük bir hatayı bilmeyerek yapılmış bir hata değil. Dolayısıyla ben de bundan sonra tabii ki bana birçok MHP'li arkadaşım bile aman Nuri dikkat et, sana bir zarar verirler. Endişelerini dile getiriyorlar. Acaba neden diye düşünüyorum ben. Evet, ben bütün hukuksal yolları sonuna kadar hiç tereddütsüz kullanacağımı herkes bilsin. Bundan sonra otoparkları aldıktan sonra da bize karşı yapılacak herhangi bir engelleme ya da herhangi bir zorbalık gibi bazı şeylere karşı da kendimizce ve hukuksal olarak özellikle sonuna kadar gideceğimizi, gitmeye de hazır olduğumuzu herkes bunu bilmesini istiyor.